Bugünkü problemler geçer. Yani bu her zaman böyle devam edecek değil. Biz bilimin yol göstericiliğinde hareket ettiğimizde bunun yolu bulunacaktır. Bir çıkış var. Hiç kimse umudunu kesmesin. Ama peki bu çıkışın sonunda ne olacak? Biz çocuklara ne vaat ediyoruz biz 20 sene sonra, 30 sene sonra için? 10 sene sonra için biz bu çocuklara ne vaat ediyoruz? Bunun yanıtını vermek çok önemli ve bu çerçevede de bütün sistemin dönüşümüyle ilgili ...bir sistematik... ...bir çerçeve ortaya koyduk. E Eğitim 2023 vizyonu dokümanında. E oradaki hayallerimiz, oradaki beklentilerimiz... ...bir şekilde... ...yine hayata geçecek. Çünkü dünyanın ihtiyacı bu, Türkiye'nin ihtiyacı bu, çocukların ihtiyacı bu. Yani çocukların... ...kapatın kitapları, defterleri, hepinize işte sınav yapacağız, sor soracağız, meselesi artık eğitim olmamalı. Yani biz çocukların hafızasını ölçmüyoruz. Bugün hiçbir yerde kitaplar, defterler kapalı değil gerçek hayatta. Google'da istediklerine bakarlar. <laughs> Mesele bilmek değil. Mesele bir şekilde bilgiyi bulmak değil. Bulunur. Mesele yapabilmek, bilmek değil. Bu çocuklar nasıl yapacaklar? Kendi işlerini nasıl görecekler? Hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Nasıl dirençli olacaklar? Nasıl sebat sahibi olacaklar? Bütün bunlar çok çok değerli. ...bana şeyi açıklar mısınız? Ee, şimdi sınav yapmak, yüz yüze sınav yapmak, yapmamak en çok <laughs> size gelen soru bu. Yani 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitimde olması, evet. olmalı mı, olmamalı Birinci şey bu. İkincisi bu çocuklara nasıl sınav yapılacak? Öğretmen kanaati mi olacak bir projeye mi e, not verilecek <laughs> ya da e, sonunda bir sınav mı yapılacak? Evet. Aslında canı yürekten hele hele sizin gibi İyimser, iyi niyetli ee, ki bütün eğitimcilerimiz öyledir bir eğitimci <laughs> ne ister ya bu zaten çocuklar e, psikolojik olarak çok zor bir sınavdan geçiyorlar her yaştan çocuklarımız, ergenlerimize ergenlik öncesi ergenlik sonrası hepsi e, bunları verelim. Sınavda yapmayalım. Hmm. Zaten <laughs> çok zor değil mi hayat? Anne babaları <laughs> hastalanıyor. Bunlar bulaştırıyorlar. Belki kendileri anne babaya hastalık bulaştırdığını düşünerek büyük bir hak etmediği bir vicdan azabına yakalanıyor. Ee, bırakalım salalım. Sınavda yapmayalım. Yani tabii öyle dilersiniz değil mi içinizden? Böyle yapmak isteriz hepimiz. ya. Rahat bırakalım çocukları. Çünkü bilim insanlarının da bugünlerde çok sözünü ettiği bir C jenerasyonu var. Covid jenerasyonu. Evet. Yani bu çocuklar <laughs> büyüdükten sonra eee hep filmlerde izlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a gönderdiği nesilleri gibi ileride başlarına çökecek büyük bir depresyondan söz ediyorlar. Bir Covid jenerasyonu diye bunlardan söz ediyorlar. Yani aslında sınav, sınav yapmak yapmamak, bir <laughs> sınavı geçirmek ya da işte e, liseye, üniversiteye sokup sokmamaktan başka bir de bu çocukların psikolojileri var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi öncelikle... E veriye dayalı olarak konuşmak lazım. Yani herkesin öznel görüşü olabilir. Ben böyle düşünürüm, öteki farklı düşünebilir. Ve toplumda farklı görüşlerin olması da hem iyidir hem doğaldır. Fakat biz belli sorumlulukları üstlenmiş kişiler olarak veriye bakmak zorundayız. Yani ne var önümüzde? Bilim kurulu ne diyor? İstatistikler neyi gösteriyor? Eğriler, grafikler neyi gösteriyor bize diye baktığımızda hep şunu söylüyorlar. İşte okulları açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şimdi mesele şu. Okul belli dersleri öğrenmenin çok çok ötesinde bir kurum. Yani sosyalleşmenin de biraz önce söylediğiniz sosyal duygusal Hı. edinimlerinde bir şekilde öğretmenle bir arada olmanın, arkadaşlıkların, oyunların, eğlencenin, zaman geçirmenin merkezi okul. Okulun bu kimliği çok anlaşılmamıştı. E, salgından hı, önce hı, hı, hı. ama şimdi bakıyoruz bana istatistikler e, bilim insanlarıyla görüştüğünde istatistikler okulların kapalı olmasını gerektiriyor dediğinde biz kapatıyoruz hı. ama artık şu noktada iyi açılabilir dediğinde açıyoruz Eğer ben hiç açmazsam Eğer ben tamamen e, hani sizin söyleminizle tırnak içinde salı verirsem Emin olun e, çocukların davranış kalıpları, davranış örüntüleri ve e, çalışma alışkanlıkları, bir şekilde iletişim e, örüntüleri bunların hepsinde bir dejenerasyon oluşacak. <laughs> Bana birkaç ay önce birisi dedi ki, Ziya Hoca dedi ya sen dedi boş ver dedi sınavları dedi işte her şeyi kaldır dedi çalışmasın çocuklar sınavda olmasın seni çok severler dedi niye öyle yapmıyorsun dedi çok yani dostane sordu bana. ben şunu söyledim. Dedim ki bakın e, ben şunu mu tercih ediyorum zannediyorsunuz? Yani beni sevmesinler diye uğraşıyorum mu zannediyorsunuz? <laughs> Hayır böyle bir şey yok. Benim yaptığım şey şu. Bir çocuğun bir dönemde üç sınavı bir dönemde artı projesi ödevi vesaire birçok şey var görevi var. Biz diyoruz ki bunların hepsini boş verin bir tane sınav olsun. Kime olsun liselilere olsun. Hı, -hı. İlk dönem ilk okullara ve ortaokullara yapmadık sınavı. E sadece liselere yaptık. İkinci dönem ortaokullarda okula başladığı için yaptık. Yani her gün okula geliyordu çocuklar. Hani okula gelmişken o sınavı da bir derste olsunlar diye yaptık. Eğer lisenin müfredatına bakarsanız sarmal bir yapısı vardır. Bir haftayı iki haftayı atlayın üçüncü beşinci haftayı anlamazsınız. Gelecek sene hiç anlamazsınız. Hı. Üniversitede büyük zorluk çekersiniz üniversite matematiğinde. Bakın bu 5-6 sene sürecek bir döngü öğretimsel olarak ve Türkiye'nin eğitim sisteminin ciddi bir zarar görmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Şimdi ben her şeyi boş verin diyerek hoş görünmekten yana mı olmalıyım? Yoksa salgın var, çok olağanüstü bir durum var. Öyle iki tane, 3 tane, dört tane sınav olur mu? Bir tane sınav olsun yeterli. Yani bunu sınırlayalım. Bakış açısındayız. Bunu biz birçok psikiyatrla, psikologla, eğitim bilimciyle, ölçme değerlendirmeciyle konuşuyoruz. Bilim kurulumuz var, eğitim bilim kurulu. Onlara da danışıyoruz. İl müdürlerimize danışıyoruz, öğretmenlerimize, müdürlerimize, okul müdürlerimize danışıyoruz. Burada tamamen boş verdiğimizde bakın canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların %90 civarında kısmı her şeyi bırakıyorlar. Siz bir çocuğun eğer ortam zorlamasa veya şartlar yönlendirmese çalışıp çalışmadığını nasıl tahayyül edersiniz? Yani genellikle bir mecburi ortam olursa yani o dershane ortamı, okul dersi, okuldaki derslik ortamı, evdeki çalışma ortamı vesaire veya bir ödeye beklentisi, bir sınav beklentisi olursa hazırlanma olasılığı yükselir değil mi? Eğer hiçbir şey olmazsa hiçbir şey olmaz ve Kayıp kuşak denilen ya da e, si kuşağı denilen şey aslında her ülkenin kendisine göre farklı ve bizim toplumumuzun başka iyileştirici güçleri var. Nasıl? Yani Nasıl? şöyle bizim çocuklarımız e, aile içerisindeki e, konumlarını Bizim çocuklarımız, işte büyük anneler, işte büyük dedeler vesaire, bizim toplum, bizim toplumumuzdaki ritüeller, bir takım işte toplantılar, görüşmeler vesaire, bütün bunlara baktığımızda bir Ramazan bereketini düşünün. Bu arada herkesin hayırlı Ramazan diliyorum herkese. Bütün bunları düşündüğümüzde Türkiye'nin sosyalleşme ve iyilik hareketleri başka çalışıyor başka ülkelere göre ve. Burada önemli olan şey şu, kimin ne kaybı vara bakmak lazım. Yani herkesi kayıp kuşak olarak yekpare ayırmamak lazım. İlkokulların ne kaybı var, ortaokulların ne kaybı var, lisenin ne kaybı var, alt gelir grubundakilerin ne kaybı var, üst gelir grubundakilerin ne kaybı var. Böyle bakmak lazım meseleye. Yatayda ve dikeyde katmanlarda bakmak lazım meseleye. Öyle baktığımızda problemleri görüyoruz.